Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy M20 cep telefonu incelemesi yapıyoruz. Evet, bildiğiniz üzere Samsung son dönemde özellikle A serisi ve M serisi modellerle ciddi bir rekabetinde fitilini ateşledi. Neden böyle bir adım attı? Hemen M20'nin özelliklerine aslında devam etmeden biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle Çinli üreticilerin 2000 TL'ye kadar olan telefon pazarında önemli bir pay elde etmeye başlamaları Samsung'u da harekete geçirdi. Firmanın daha önce bu alanda yine uygun fiyatta telefonları vardı ama özellikle M serisiyle beraber çok daha uygun fiyatlı ve çok daha gelişmiş özellikli modellerle karşımıza çıkmaya başladı Samsung. A serisi biraz daha fiyatı, yani 2000'in birazcık üzerine çıkan modellerle bulunurken M serisi ise özellikle hani 1500, 1300 hatta 1200'e kadar inebilen neredeyse piyasada fiyatını bulabileceğiniz çeşitli modellerden oluşuyor. Şimdi M20 modeli bu uygun fiyatlı seçeneklerden bir tanesi olarak geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü ve hızlı bir şekilde Türkiye pazarında da piyasaya çıktı. Bu ürünü sadece ve sadece online mağazalardan satın alabiliyorsunuz ne yazık ki. O yüzden hani bu videoda izleyeceğiniz her şeyi çok dikkatli bir şekilde izleyip aklınızda kalan sorular da olursa bu videonun altına yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Ve bu hatırlatmadan sonra telefonun genel görünümüne devam edelim. Hemen şunu söyleyeyim. Çentikli bir telefon var. Karşımızda damla çentik. Şurada görüyoruz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Birazdan detaylarda da bunu size sunacağım. Damla çentikli bir telefonumuz var. Samsung'un Infinity V ekran dediği bir damla çentik var. Şimdi bu V var, U var, şu var, bu var, kafanız karışmasın. Burada V demesinin sebebi biraz çentiğin V'ye benzemesi. U şeklinde olan çentikleri de var Samsung'un. Bu biraz daha böyle daha açık bir şekilde olduğu için, yani şöyle baktığımızda şöyle bir V harfine benzediğinden böyle bir özellik söylenmiş. Damla çentiği geçtiğimiz zaman yan tarafta ses açma kapama tuşumuz ve power tuşumuz bulunuyor. Diğer sol tarafta ise, yani önden baktığımızda sol tarafta ise bir şey yok. Sadece sim kart yuvamız mevcut. Bixby tuşu yok çok şükür. Biliyorsun bu Bixby tuşu var Samsung'un akıllı asistanı. Burada Bixby tuşu bulunmuyor. Bence iyi de olmuş çünkü yanlışlıkla falan basabiliyorsunuz. Gerçi ona da bir şey getirdi Samsung. Bixby Türkçe olmadığı için bir sıkıntı oldu. Türkçe olsa aslında basmakta bir sıkıntı yok. Onu da söylemiş olalım. Alt tarafa bakınca hemen en sağ tarafta hoparlör yuvamız mevcut. Onun yanında mikrofon deliği bulunuyor. Type-C olan bir micro USB bağlantımız var. Type-C şeklinde tasarlanmış. Hemen onun yanında da 3,5 mm kulaklık çıkışı bulunuyor. Üst tarafta da bir şey yok. Herhangi bir bağlantı vesaire bulunmuyor. Arka tarafı çevirecek olursak bize gönderilen ürün koyu mavi seçeneğine sahip. Bir de bunun koyu siyah seçeneği de var. Mavi bence güzel. Parmak izi kalıyor mu arka yüzde? Bir parça kalabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Kılıf da falan çıkmıyor bu arada kutudan ama alırsanız bir kılıf bence iyi olur. Böyle parmak izi de böyle izler falan kalabiliyor ekranda. Çift kameramız mevcut. Tahmin ettiğiniz gibi bunun bir tanesi 13 megapiksellik ana kamerayken diğeri 5 megapiksellik bir kamera. Ama burada önemli bir fark var. Onun detaylarını teknik speklerde söyleyeceğim. Buradaki kamera biraz değişik bir kamera. Standart bir alan derinliği kamerası değil. Arka tarafta ise dual kameramız bulunuyor. Parmak izi okuyucumuz yine arka konumlandırılmış. Burada biraz eliptik bir tasarım var. Yani dairesel bir tasarımdan ziyade parmağa daha uyumlu bir eliptik tasarım var. Bunun dışında genel görünüm anlamında şık bir telefonumuz var. Yani ele oturuyor. Çok büyük, çok küçük değil. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu söylemiş olalım. Gelelim telefon teknik özelliklerine. Teknik özellikler tarafında bize 6.3 inçlik 1080x2340 piksellik bir telefon karşılıyor. 409 ppi ekran yoğunluğu var bu ekranımızın. 19.5x9, yani bir tık ince uzun bir telefon var karşımızda. Önemli noktalardan bir tanesi ki bunu eleştiriyorum ben biraz. Samsung bu telefonda Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullanmış.
9 gelecek mi? Yani Pay gelecek mi bu telefonu bilmiyoruz. Eğer gelirse güzel olur. Samsung da telefonlarını epey güncelleme veriyor. Yani hiç güncelleme vermeyen bir marka değil. Ama gelip gelmediği konusunda net bir bilgimiz yok. Bunlar giriş seviyesi modeller olduğu için gelmeme ihtimali de var. Ama gelebilir de o konuda bir bilgimiz yok. Eğer bir bilgi alırsak bu konuda videonun altına yorum olarak ekleyeceğimizi belirtelim. Telefonda Samsung tarafından geliştirilen Exynos 7904 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli. Bu 8 çekirdekten 2 tanesi 1.8 GHz'lik Cortex A73 iken 6 tanesi 1.6 GHz'lik Cortex A53 çekirdeğinden oluşuyor. Mali Y71 MP2 GPU'muz bu işlemciye eşlik ediyor. 3 GB RAM, 32 GB depolamamızın da bulunduğunu belirtelim. Telefonun kamera tarafında az önce söylemiştik, dual bir kameramız var ama beklentilerin aksine 13 artı 5 megapiksel demiştik. 5 megapiksel olan kamera geniş açı kamerası. 12 milimetrelik bir odak uzaklığına sahip ve geniş açı sunuyor. Yani alan derinliğiyle uğraşmamış Samsung burada. Bence daha akıllıca bir hareket olmuş. Çünkü alan derinliğini dijital olarak da sağlayabiliyorsunuz. Burada Samsung direkt geniş açıyı vermiş. Bence geniş açı daha faydalı bir teknoloji. En azından benim kişisel fikrim böyle. Ön tarafta bir 8 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Hem ön hem arka kameramız Full HD formatında 30 fps video çekebiliyor. Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi BGN, arka yüzde parmak izi okuyucu, 15 wattlık hızlı şarj, burası önemli. USB Type-C bağlantısı ve 3.5 mm'lik kulaklık çıkışında olduğunu söyleyelim. FM radyo özelliği de var. Bunu soranlar oluyor. FM radyo özelliğinde olduğunu belirtelim. Koyu mavi ve koyu siyah renk seçenekleri de var. Telefonun pili ise, burası çok önemli, 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir yer. Samsung bu gövdeye bu 5000 mAh'ı nasıl sığdırmış bilmiyorum ama acayip bir pil ömrü var. 5000 mAh'ın da hakkını veriyor telefon. Gelelim Samsung Galaxy M20'nin kullanım özelliklerine. M mi desem, M mi desem ya? Ne dersin? Gelelim Galaxy M20'nin kullanım özelliklerine. Samsung'un yakın zamanda duyurduğu One UI yok bu telefonda. Daha önceki modellerde de karşımıza çıkan Samsung Galaxy'nin standart arayüzü ile beraber geliyor. Oreo işletim sistemi olduğu için yok muhtemelen. Belki işte Pay geldiği zaman One UI de gelebilir ama onu çok bir bilgimiz yok. Onu söylemiştik zaten az önce detaylı kısmında. Kullanımda bir sıkıntı yok. Telefon gerek donanım özellikleri gerekse diğer özellikleriyle rahat bir kullanım sunuyor. Daha önce Samsung telefon kullandıysanız az çok aşina olacağınız bir arayüz var zaten. Hani şöyle yukarı doğru, yani şöyle parmağımızı yukarı doğru attığımızda ana sayfadaki işte ikonları vesaire görebildiğimiz menü geliyor. Onun dışında sağa sola giderek de diğer özellikleri görebiliyorsunuz. Üst kısmında işte yukarıdan böyle bir hareket yaptığımızda bildirimleri vesaireleri görebileceğiniz alan çıkıyor. Onun dışında standart bir Samsung arayüzü bizleri karşılıyor. Daha önce Samsung kullandıysanız çok da yadırgamayacağınız bir arayüzü var. Ekranın görüntüsü, parlaklığı vesairesi de yeterli. Genel kullanım olarak baktığımızda biz birçok uygulamayı kullandık, denedik. Herhangi bir sıkıntı vesaire yok. Exynos'un 7904 kodlu işlemcisi görevini başarıyla yerine getiriyor. Herhangi bir takılma vesaire yaşamıyorsunuz. Hatta PUBG vesaire gibi oyunları bile çok aşırı bir hani yüksek çözünürlükte olmamak kaydıyla oynayabiliyorsunuz. Telefon çok iddialı olmamasına rağmen oyun vesaire gibi konularda da sizi yarı yolda bırakmıyor. Eğer çok abartı bir çözünürlük beklentiniz yoksa fazlasıyla her oyunu oynayabilen bir telefon var karşımızda. Tabii ki çok yüksek çözünürlük isteyen oyunlarda bu telefon size yeterli olmayacaktır ama zaten bu telefonda öyle bir iddiası yok. Gelelim performans tarafında yaptığımız sentetik testlere. Geekbench'te bir single core'da 1322 puan aldık. Multicore'da yani çoklu çekirdekte 4097 puan aldık. Antutu testinde de 108.105 gibi bir rakam bulduk. Bu rakamlar hani bu tarz bir ürün için fena olmayan rakamlar. Tabii ki daha yüksek donanımlı ürünlerde bu rakamlar daha da artıyor haliyle. Ama bu ürün için yeterli olduğunu söylemiş olalım. Şimdi gelelim telefonun kamera özelliklerine. Az önce bahsetmiştik. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kameramız var. 13 megapiksellik bu kameraya bir 5 megapiksellik ikinci bir kamera eşlik ediyor. Yani dual bir kamera var arka yüzde. Ama beklentilerin aksine genelde bu böyle olur ama burada öyle olmamış. İkinci kameramız geniş açı için tasarlanmış. Normalde bokeh etkisi dediğimiz o alan derinliği için kullanılıyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Birinci kameramızın yani 13 megapikselin diyafram açıklığı f1.9 iken ikinci kameramızın
2.2 olmuş. 12 milimetrelik bir ultra geniş açı bizleri karşılıyor. Yaklaşık olarak 120 dereceye falan tekabül ediyor bu. Genel olarak kamera başarılı. Şöyle söyleyeyim. Yani bu tarz, bu fiyat aralığındaki bir telefon için başarılı bir kamera var ama çok büyük bir beklentiniz yoksa eğer başarılı. Daha önce Samsung model bir telefon kullandıysanız bu kamera arayüzü oradan bir sürü benzer özelliğe sahip. İşte otomatik var, canlı odak var, güzellik modu var, pro modu var. Panorama modu var. Mesela bu modları kullanabiliyorsunuz. Art arda çekim gibi bir sürekli bir çekim modumuz da mevcut. Ön kameraya geçtiğimizde ise ön kamera canlı odak, selfie ve etiketler var. Etiketlerde böyle komik komik işte yüzünüzde işte ne bileyim böyle köpek olabiliyorsunuz, kedi olabiliyorsunuz, tavşan olabiliyorsunuz falan böyle komik komik şeyler yapabiliyorsunuz burada telefon üzerindeki şeylerle. Tabii çok böyle hani üst düzey bir şey yapmak istediğin zaman bu şey bu kadar şey bulunmuyor ama mesela ön kameranın da işte cilt güzelleştirme, yüz güzelleştirme, gözü büyütme, küçültme gibi çeşitli fonksiyonları da yer alıyor. Temel bazda diyebileceğimiz özellikler bunlar mevcut. Bunun dışında telefonun hem ön hem arka kamerası Full HD video kayıt edebiliyor. Yani böyle 4K falan beklentiniz varsa zaten hani bu fiyat aralığında 4K biraz zor ama yapamıyor zaten cihazında. Öyle bir iddiası da yok, öyle bir bilgisi de yok. Ama kamera genel olarak yani gün ışığında veya iyi ışıkta kapalı mekanlarda iyi sonuç veriyor. Ama gece bir kullanmak isterseniz hem videoda hem fotoğrafta çok iyi sonuçlar vermiyor. Hatta ben bir parça zayıf buldum gece performansını. Hani daha iyi olabilirdi. Samsung burada öyle bir hani ekstra uğraşmak istememiş anladığım kadarıyla. Yani biraz daha iyi olabilirdi diye tahmin ediyorum. Ama gündüz performansında herhangi bir sorun yok. Rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Zaten hem fotoğraf hem video örneklerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Siz de oradan da görebilirsiniz. Ayrıca bu telefonla çektiğimiz ve yüksek çözünürlüklü hallerinde sitemize yükleyeceğiz Teknoloji Oku'ya. Onun galeri linkini de bu videonun altında görebilirsiniz. Oradan da bakarak fotoğraf kalitesini siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Ama ben gece performansını çok başarılı bulmadım. Biraz daha uğraşılabilirdi. Çok uğraşılmamış. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy M20'nin arka kamerası yani ana kamerasını kullanarak çekiyoruz. Şu anda İstanbul'da güneşli bir hava var. Biz şu an gölgedeyiz yalnız. Birazdan güneşe doğru çıkacağız. Bu kamera Full HD video kayıt yapabiliyor 30 fps. Bir de 19.5:9 formatında da bir video kaydı yapabiliyor. Burada çözünürlük bir tık daha yüksek. Kameranın titreşim engelleme özelliğini yani elektronik ya da dijital bir OIS özelliğinin bulunmadığını da belirtelim. Şu anda yürürken video kaydı yapıyoruz. Siz de en azından bu kameranın kalitesini hem yürürken hem de ses anlamında ekranda görüyorsunuz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy M20'nin ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Açık güneşli bir İstanbul havasındayız şu anda ve kameranın işte ön kamerasının görüntü kalitesi de şu anda ekranda gördüğünüz gibi Full HD 30 fps video kayıt edebiliyor bu ön kamera. Güneşli, gölgeli, karışık bir ortamda şu anda yürüyorum ve Galaxy M20'nin ön kamerasının görüntü kalitesi de böyle. Şimdi gelelim telefonun pil konusuna. Bence telefonun en başarılı olduğu yerlerden bir tanesi de burası. Samsung buraya özel çalışmış. Yani 5000 mAh'ı buraya sığdırmak başka bir dert. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Ama pil ömrü bu kategorideki ve bu seviyedeki telefonların çok 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 ötesinde. Biz ne yapıyoruz biliyorsunuz? Her zaman bir standart testimiz var. PC markanın batarya testi yapıyoruz telefonlarımıza. Burada yaptığımız testte telefon bize 14 saat 18 dakika gibi çok yüksek bir rakam verdi. Bu kategorideki telefonlarda bulamayacağınız kadar yüksek bir değer olduğunu söyleyeyim. 14 saat benzeri olmayan bir değer. Bu şu demek oluyor. Pratikte siz bu telefonu 2 gün çok rahat kullanabilirsiniz. Eğer hani çok yoğun kullanmıyorum diyorsanız bu 2 günü 2,5-3 güne kadar çıkarmanız da mümkün. Eğer yoğun kullanıyorsunuz 1,5 gün çok rahat gider. Hani bir günü de çok
rahat aşarsınız. Yani bir ortalama bir kullanımda 1,5 gün çok rahat görebileceğinizi söylüyorum. Çünkü 5000 mAh'lik pil iyi bir optimizasyonla birleşmiş ve yüksek bir pil ömrü olmuş. Bunu çok beğendim. Evet, yavaş yavaş incelememizin sonuna gelirken genel bir toparlama yapacak olursak Samsung M20 modeliyle güzel bir iş çıkarmış. Onu baştan söyleyelim. Biz bu testi yaptığımızda 1699 TL olan fiyatı rakipleriyle hemen hemen aynı, benzer özelliklere sahip ürünler 3 aşağı 5 yukarı genelde bu fiyata satılıyorlar. Samsung kalitesini de eklediğimiz zaman aslında iyi bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ben nesini beğendim? Bir kere tasarımını beğendim. Şık bir tasarımlı telefonumuz var. Kenar çerçeve çok kalın değil. Hem üstten hem alttan çok kalın olmadığını söyleyeyim. Yanlar da zaten yeterli bir incelikte. O çentik de, damla çentimiz de gayet güzel bir şekilde duruyor. Bu Infinity V ekranda gayet başarılı bir şekilde görünüyor şu anda. Yani baktığımızda çok iyi bir iş çıkarmış Samsung. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında pil performansı az önce anlattım biliyorsunuz. Muhteşem bir pil performansı var. Bu telefonu aldığınız zaman şarj etmeyi unutacaksınız. Telefonun piliyle ilgili bir şey daha ekleyeyim. Onu pil tarafından söylemeyi unuttuk. 15 wattlık bir hızlı şarj özelliği de var. Yaklaşık olarak 1,5 saatte pil tam olarak doluyor. Bu da iyi bir değer, onu söyleyebilirim. Benzerlerinde biraz daha uzun olduğunu söyleyeyim. Bu teknolojiyi bu kategorideki ürünün çoğunda bulamayacağınızı da söylemekte fayda var. Fiyatının Samsung ürünleriyle kıyasladığımızda makul olduğunu da söyleyebilirim. Veya bu donanım özelliklerine göre konuşacak olursak fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Geniş açılı kamerayı da beğendim ben. Yani bokeh kamerası yerine bunu kullanmak bence daha mantıklı olmuş. Çünkü bokeh'i dijital olarak da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve fena da olmuyor. Yani o kadar da hani vay burası niye böyle oldu diyeceğiniz kadar kötü olmuyor. Ama geniş açıyı dijital vermeniz zor. Verseniz de belli oluyor. Ekstra bir kamera koymaları bence iyi olmuş. Bu da hem geniş açılı hem de dar açılı kullanımda ciddi olarak işinize yarıyor. Onu söylemiş olalım. 15 watt hızlı şarj özelliğini beğendiğimi söyleyeyim. Genelde bu kategoride pek bulunmayan bir fonksiyon. Nesini beğenmedik? Kameranın gece performansını beğenmedim, onu söyleyeyim. Biraz daha çalışılabilirdi belki orada ama Samsung oraya pek uğraşmamış gördüğüm kadarıyla. Bir de Android sürümü eğer 8'de kalacaksa bence telefonun ömrünü kısaltacak bir özellik bu. Eğer Android 8'de kalırsa bunun birazcık sıkıntı olacağını düşünüyorum. Umarız ki Samsung buna bir güncelleme verecektir diye tahmin ediyorum. Evet, Samsung Galaxy M20 incelemesinin de sonuna geldik. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz ya da işte şu konudan bahsetmedin aslında bu telefonun şöyle bir özelliği de var ya da ben şunu merak ediyorum acaba o özelliği var mı dediğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Cevap verebileceğimiz ya da konuyla ilgili bilgimiz olduğu her soruya yanıt vereceğimizi belirtelim. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.